Zamanın birinde bir derviş Horasan tarafından Anadolu'ya doğru yola çıkar. Bir dergahın kapısına gelir ve dergahın kapısını tıklar. Kapıya gelen dervişe hiçbir şey demeden boynunu sessizce büker ve öylece durur. Kapıyı açan derviş, gelen dervişin halinden anlar ve içeriye geri döner. Dergahtaki şeyhine kapıda bir dervişin bulunduğunu, dergaha kabulünü arzu ettiğini söyler. Şeyh efendi hiçbir şey demez. Yanındaki sürahiyi alır, bir bardağı doldurur ağzına kadar suyla ve dervişe verir. Derviş bu suyu alır ve kapıya gelen dervişe götürür, ona verir. Derviş önce şöyle bir durur. Sonra bir işaret eder, az bekler misin der ve geri döner. Gider, hemen oracıkta bulunan bir gülün bir tanesinden yaprak alır. Gelir ve dervişin elindeki suyun üzerine yaprağı koyar. Derviş o suyu tekrar şeyhine geri götürür ve kapıdaki derviş dergaha kabul edilir. Bu alegorik olarak anlatılmış, içerisinde temsiller barındıran bir hikaye. Mümin gönül hiç kimseyi incitmeyen, insanlarla sağlam, etkili bir iletişim kurabilen, en yakınındaki akrabaları, annesi, babası, eşi, evladı ve ikinci derece, üçüncü derece arkadaşları, yakınları, o şehirdekiler, ülkesindekiler, dünyadaki hiçbir canlıya zarar vermeyen adamdır. Bu bahsettiğimiz hikayede de temsili olarak anlatılmak istenen şudur ki, Şeyh Efendi dergahın ağzına kadar dolu olduğunu, sonuna kadar dolu bir bardakla mesaj vermiştir. Derviş de demiştir ki, ben bir gül tanesiyim. Gül tanesi bardağı taşırmaz. Gül yaprağı bardağı taşırmaz. Tam aksine gül raiha verir, koku verir ve geldiği yeri güzelleştirir. Mümin de geldiği yeri güzelleştiren adam olmalı. Ramazan-ı Şerif, mübarek bir zaman diliminin içerisinden geçiyoruz ve açlıkla, susuzlukla ve başka pek çok şeyle Rabbimiz bizi imtihan ediyor ve şunu fark ediyoruz. Benliğimizi, nefsimizi yakıp, yıkıp, yok etmeye geldi Ramazan. Zaten Ramada kökü bu anlamada gelmiyor mu? Yakan, yıkan, yok eden, insanın günahlarını silen, nefsini alaşağı eden ve insanlarla karşılaştığında bir nefis ve şeytan aracılığıyla değil, Allah'ın yarattığı bir kul olarak, eşrefi mahlukat olarak iletişim kurabilen bir insan modeline bizi çekmek için geldi Ramazan. Hoş geldi, safalar geldi ve artık gidiyor. Yarın bir gün teravih sonralarında, teravih aralarında elveda Ramazan kasideleri dinlemeye başlayacağız. Elveda Ramazan demeden önce elde fırsat imkan varken Ramazan'a kendimizi teslim edip, ey Ramazan beni adam et, sana kendimi teslim ediyorum. Senden ne kadar çok istifade edebilirsem benim için kârdır diyerek bu teslimiyeti gerçekleştirmek lazım. Bugün bahsetmiş olduğum bu hikayeyle girişimizin nedeni adab-ı muaşereti konuşacağız. Bir mümin kulun terbiyesini konuşacağız, edebini konuşacağız. Mehmet Fidan hocamızla iftar programımızda bugün birlikte olacağız. Önemli bir konu, ekranlarınızın başından ayrılmamanızı istirham ediyorum. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا
Rabbis semavati vel ardı ve ma beynehumer rahman la yemlikuna minhu hitaba. Yevme yekumur ruh vel melâiketu saffâ. Emin Karataş hocamıza çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza dilinize sağlık hocam. Allah razı olsun. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Programımıza. Nasılsınız? İyi vallahi misiniz? Şu Kur'an'dan sonra ne diyelim? Değil mi? Hocam Allah razı olsun. Sağlık. Vallahi. Hocam her gün böyle bizim gönlümüzü vallahi şenlendiriyor hocam. Biz de böyle hem seyrederken hem de burada şimdi tabii ekran başında evet. Farklı burası farklı. İçim böyle geçiyor oldu. Geçiyor. Geçti. Yani bundan sonrası boş. Eyvallah. Evet. Allah razı hocam, olsun. Haklısınız. Eyvallah. Evet, Allah razı olsun. Hocam. Ramazanınız mübarek olsun. Allah hocam. Razı olsun. Bizi kırmadınız, geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Şimdi hocam eskiler adab-ı muaşeret diyorlardı bunun adına. Evet. Şimdilerde buna işte farklı farklı isimler veriliyor olabilir ama isimlendirme çok nezaket, daha nezaket kuralları deniyor, protokol kuralları deniyor, her şey deniyor. Hepsi deniyor. Biz adab-ı muaşeret biz olarak adab-ı muaşeret yaşam, demeye devam tabii, edelim. Tabii sosyal konuların en önemli konularından bir tanesi. Hem de evet. Ramazan günü olduğu için. Ramazan bir format yenilemedir aslında. Evet. Demin söylediğin şeyleri biraz katayım ben. Lütfen isterseniz. Hocam tabii sohbet edeceğiz. Şimdi yani insanlar böyle bu dünyada günümüz dünyasında psikolojide de vardır bu. Gidersiniz böyle birine danışırsınız. Hemen derler ki zihni yenilemek lazım. Zihne format atmak lazım. Beyne format atmak lazım. Aslında Ramazan'ın İslam açısından, din açısından baktığımızda da bu formatlamayı bence tam bu vesileyle yapmak lazım. Evet. Ramazan belki hani iman konular tamam ama sosyal konu açısından bakıldığı zaman Ramazan'a böyle de bakmak gerek. Bu çerçevede de bakmak gerekiyor. Doğru. Çünkü, en çok da belki o çerçeveden yani bakmak belki, lazım. Yani belki hani insanlar bugün insanlar hani diyor ya bunu böyle yapmak lazım. Ne yapacaksın diyor. Efendim diyor beyni diyor biz diyor hani bilgisayar formatı gibi evet. Zihnimizi sıfırlayacağız. Resetleyeceğiz. Zihnimizi yenileyeceğiz diyor. Bak Kur'an. Refresh. Evet Kur'an. Oku diyor. Kur'an okuyacağız. Hocam okudu. Bizler okuyacağız. İnanılmaz zihin rahatlıyor değil mi? Evet. Peygamber Efendimiz var. Sünneti var. Yaşamı var. Teravisi var. İşte savuru sadece var. Yeme içme değil. Bak demin aç kalmak. Bilmem evet. Ne işte kötü söz. Şunu burada bırakıyorsun bak. Diyorsun ki kötü söz bir daha söylemeyeceğim. Evet. Bak işte komşuma şunu götüreyim, giderken güler yüzle götüreyim. Hocam daha önce trafikte yani bakın, kavgaya hazırken şimdi evet, duruyorsun. Kavga etmeyeceğim İşte diyorsun. Nedir bu? Beynin formatlanmasıdır bence. Evet. Çok güzel bir beyin formatlaması. Ramazan'da bundan sonra Müslüman kardeşlerimiz, al 10 gün, 15 gün kaldı, yarısına geldik. Bir ay boyunca bunu aslında sosyal olaylarını, aile içi, sorun ne? Hanım, sorun ne? Eş, bey, çocuk, neyi? Çıkartalım. Kardeş, hepsini, hala, teyze. Evet, neyse. Ben formatladım kardeşim, zihnimi sıfırladım, bunları unutuyorum ve buna yeni göre yaşayacağım. Yeni bir sayfa açıyorum. Yani geçmişteki öfkelerden ve gelecekteki kaygılardan anımızı yaşamıyoruz ya. Şu Ramazanımızda bak, şimdi oturuyor sofraya, kardeşim eğer geçmişteki öfkesi duruyorsa bugün evet. Ve gelecekte de işte kaygısıyla oturmuşsa sofraya, yüzündeki tat o surat, vermiyor o sofra değil mi? Çocuğun onunla yaşaması, o andaki formatı,
Düşünsene kardeşim. İşte o güzel bir sofra olmuyor. Ama format atmış beynindeki o şeyle. Yaşama çocuğuyla oturmuş şu anda sofrasına. Ve geçmişteki o kaygılarıyla, gelecekteki o kaygılarıyla unutup şu anı yaşıyorsa o ne kadar güzel değil mi? O çocuk, o eş, o işte yanında veya annesi babası kimse şu anda. O adab işte. O adab. Çünkü niye? Ramazan'da 30 gün evet. Beraber yemek, sofrayı genişletmek, rızık. Hepsini yan yana getirdiğinde hepsi bu konular. Hocam. Sağlık konusu tamam, sağlıklı olmalıyız, şöyle olmalıyız, böyle olmalıyız. Yani beyin biliyorsun hücrelerde yenileniyor eyvallah ya. Eyvallah hocam. Ama hücrenin yanında yani sağlıkçılar gelir söyler ya Ramazan'da işte az yersen şöyle olur. Yok işte mekanizmada kalp şöyle yenileniyor. Kardeşim zihin de yenileniyor. Zihin yenileniyor. Zihin yenileniyor. En evet. Güzeli ya. Evet. Beynin yenileniyor kardeşim. Bak beynin yenilenmesi Müslüman kardeşim yani beynin yenilenmesi demek vücudu tamamının yenilenmesi. Çünkü beyin yönetiyor. Evet. Vücudu yönetiyor. İdarecinin değişmesi demek. Bağırsaklar motivasyonu, morali arttırıyor. Bu vesileyle bunu işte bakın bu düşünce içerisinde yani konunun girişi içerisinde de adab-ı muaşeret açısından da evet bundan sonra ben bu tarz yaşam içerisinde çünkü çekirdek aile formatı içerisinde temel ne kadar sağlamsa şimdi ev yapıyorsun. Evet. İskele temel sağlamsa yukarısı güzel olur. Bir de hocam şey dediniz. Yani temel ya, sağlam değilse ani yaşamak dediniz ya. Evet. Kur'an da bunu istiyor aslında. Külle yevmin huve fi şe'n. O Allah ki her an bir iştedir. Bir başka iştedir. Evet. Yani Kur'an diyor ki her gün yeni meşguliyetlerle anını yaşa. O anın hakkını ver. Evet. Yani yarının kaygısı senden i̇şte, sorulmuyor. Yani, şimdi bakın namaz kılıyorsun. Teravih'e gelmişsin. Zor evet. Kardeşim nefse zor geliyor. Nefis beden zorlanıyor. Tabii, şimdi ondan sonra bak Allah kabul etsin diyor. Adam Allah kabul etsin diyor. Ya bu ne sertlik. Değil mi? Bu ne Allah'ın sular. Huzurundan yeni. Evet sadaka veriyorsun ayrıldı. Bak güzel bir vaka. Sadaka veriyorsun. Veriyorsun şöyle. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Ne bu ya? Komşun çıkmış. Selamun aleyküm selam. Bu ne kardeşim? Anladınız mı? Yani evet, bu ne? Bu olumsuzluk bu kadar. Neden? Bu adab-ı muaşeretimiz de vardı. Yani insanların kelimelerin, olumsuz kelimelerin vücuda verdiği, bakın kendime, karşıma, diğer taraflara, kelimenin gücü var. Var İleşim mıdır hocam bu? Kelimelerin gücü var tabii. Olumsuz kelimeler, hani bu hep suikastli videolar dolanıyor ya. Evet. Yani Japonlar çalışmış falan. İşte olumsuz, hani kısa kısa anlatırsak. Bir su bardağı alıyor, bir bardak su dolduruyor. Bir tanesine olumsuz şeyler söylüyor. Sürekli işte küfürlü müfürlü bir şeyler. Sonra buna olumlu söylüyor. Mikroskopa şeye koyuyorlar. Bir çıkıyor molekülleri dantel, inceliyorlar. Bir dantel gibi böyle güzel hanımefendiler yaptığı danteller var ya. O güzel, güzel düşünceler evet. Konuşan bardaktan çıkan moleküldeki şeyler böyle. Mikroplu şeyler. Öbüründe böyle buruşmuş. İnternette var. Karga burga gördüm evet, hocam. Evet yani şimdi bakın. Kelime. Şimdi neden? İletişim diyor ki adam başı güvendir diyor. Ne yapmam lazım diyor. Selamlaşacaksın diyor. Tokalaşacaksın diyor. Merhabalaşacaksın. Yani adab-ı maaşeret korunması içerisinde evet. Kardeşim benim evet, var evet. Zaten ya. Evet. Ben de selam, sünnet. Değil mi? Batı'dan ihraç etmeme yani, gerek yok yani. Veriyorsun tabii sünnet. Alıyorsun farz. Evet. Yeni bir şey değil, yeni bir şeymiş gibi sunma mübarek aranızda, kardeşim. Aranızda sevginin, muhabbetin yerleşmesini istiyorsanız selamlaşın. Selamlaşın ama nasıl selamlaşın? Şimdi değil mi? Muhabbet o sünnet ona. Bak o sünnet ve farzın altındaki ne? Evet. O sünnet farz. Ya niye şey, vermek sünnet de almak tabii farz? Tabii yani yoksa sünnet ve farz. Bak böyle öğrenirsin sünnet ve farz. Peki neden sünnet? Ya, önemli bir şey kardeşim. Kesinlikle. Sünnetse önemli bir şey. Farzsa çok önemli bir şey. Ha neden? Çünkü senin orada gönderdiğin o mesajı selamun aleyküm deyişin karşıda rahatlatıyor mu? Karşıya güveni veriyor mu? Sevgiyi veriyor mu? Muhabbeti veriyor mu? İşte bu. Onun için farz. Karşı niye? Sen bana o kadar gülümsersen, güzel şey yaparsan ondan sonra devam edecek olan. Ben de ona eğer cevap vermezsem tabii, artık farzı yerine tabii, getirmeyeceğim. Bak, büyük günah. El öpmek. İşte değil evet. Mi? Büyüklerimizin elini büyükleri öpüyorsun. Bak öpüyorum. El, saygı. Yaşlı diyorsun adama ya. Biz evde bekleyen iki tane ihtiyar var diyorsun. Bu kelime kullanılır mı ya? Yarın sen de oraya geleceksin. Niye ihtiyar diyorsun? Annem, babam, hürmet. Evet. Hürmet göstereceğiz. Şimdi ihtiyar bekliyor. İhtiyar delikanlı. Yaşlanmış. Yani böyle bir adabımız yoktu bizim. Hey falan böyle kelimelerimiz yoktu. Ama kelimeler senin buradaki gücünü. Bakın sabah kalkmış hanımefendi.
yemekler yaparken, şimdi Ramazan tabii, akşam sahurlar hazırlanıyor, iftarlar hazırlanıyor. Eyvallah. Güzel bir kelime, teşekkür etmek. Ya teşekkür etmek kardeşim. Ellerine sağlık, ne güzel olmuş, teşekkür Başkasına ederim. Başkasına teşekkür ediyorsun, bak bir makam için, bir mevki için bir yerlere geldiği zaman teşekkür ederim, teşekkür ederim. Ah iyi ki beni buraya getirdiniz, bu makama getirdiniz, Allah razı olsun bilmem ne. Eve geliyorsun. Veya paranla hizmet satın alıyorsun, evet, yine teşekkür ediyorsun. Orada da var. Paranla dediğin gibi şimdi 50 liradan aşağı değil bir yemek Ramazan'da. Aynen öyle. Yiyorsun, sadaka hükmünde geçtiği çok zaman. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar, ellerinize sağlık diyorsun. Diyorsun, getirir misin bilmem ne diyorsun. İşte bu mesela... Güç olarak şöyle de deniyor. Yani eskiyle kıyaslıyorlar ya. Ben ona da biraz şey yapıyorum. Eskiden böyleydi, eskiden şöyleydi. Yani bakın siteler, yaşamsal anlamda söylüyorum. Şimdi biz de sitede yaşıyoruz. Tamam işte o zaman selam vermek veya işte bir arada bulunmak kelimeler anlamda, adab-ı maşeret anlamında o sitede bulunan insanlar daha da yaklaşsın evet. Aslında. Daha bir köy oldu. 180, 200, 500 dairelik. Köyler işte. Yani şöyleydi hocam, yani, eskiden köyün bir ucundan bir ucuna gitmek 20 dakika sürerdi, 10 dakika sürerdi. Şimdi site içerisinde bir köyde yaşıyorsunuz, bir ucundan bir ucu işte asansörle 2 dakika. Ama nasıl gidiyorsun? İşte asansörle gidiyorsun. Şimdi yani yapabiliyorsan buyursa, başkası değil, önce sen yap. Evet. Evet. Mutlu olmak istiyorsan mutlu edeceksin. Mutlu olmak istiyorsan mutlu edeceksin. Tabii, mutlu olmak istiyorsan. Beni birileri mutlu yani, etsin diye bak, beklersen hepsi, olamaz. Hepsi böyle şu anda. Yani bize gelen, bize soran, bize danışan, hepsi mutsuzum. Ya mutlu olmak istiyor musun? Evet, herkes istiyor. Herkes istiyor. Peki. Mutlu olmak istemeyen var mı? Sabah kalktın, bu halde mutluluğun evet. Şartları var ya işte. Evet. İşte gülümceyen bilmem ne şöyle. Yaptın mı? Yok. Ona verdim selam? Yok. Bundan mübarek kardeşimle bir muhabbet ettin mi? Yok. Yok. Ondan sonra eve gidiyorsun, ne yapacaksın? Zihin o zaman öfkeleniyor işte. Ondan sonra da ne yapıyor? Yatıyorsun, kalkıyorsun, günlük yaşıyorsun. Günlük yaşadığın içinde ne oluyor? Atalet başlıyor. Evet. Sen de ondan sonra Müslüman ataletli olmuyor. Halbuki neydi? İki günü bir olmayacak. Ziyandadır, olmayacak evet. Hani. Evet. Oku. Oku mu var? Hani, hadis-i söylüyor. Peygamber söylüyor. Yani var bunlar. O zaman peki neden yapılmıyor? İşte burada sıkıntı oluşuyor. Yani bakın, kötü yaşam, kötü kelimeler veya küfür yolunda gitmek, iman yolunda gitmemek, inanın buz pateni üzerinde gitmek kadar zordur. Daha zordur ha. Evet. Buz pateni üzerinde gitmek kadar zordur ve meşakkatlidir. İman yolunda gitmek, evet. Huzurlu gitmek, kelimeleri güzel kullanmak, inan yüzmek gibidir. Koşmak gibidir. Kolaydır böyle. Abi. Zahmetli mi? Hadi yürüyüşe çıkalım dediğin zaman. Zahmetli bir şey var mı? Belki ayakların ağrıyorsa işte. Sağlığın sorunu evet. Varsa. Ama onu türlü değil mi? Böyle kulaç attığında düşünsene havuzda. Kulaç atıyorsun. Rahatlıyorsun. Bu kadar kolay iman yolunda gitmek. Neden zora gidiyorsun? Neden zor yolu tercih ediyorsun? Öyle değil mi? Evet. Yani zor olanı yapıyoruz ha. Selam evet. Vermemek daha zor. Konuşmamak daha zor. Bak eğer ben kelime tüketmiyorum bak şimdi. Hocam ben komşularla konuşmuyorum. İş yerinde konuşmuyorum. Şurada konuşmuyorum. Niye konuşmuyorsun? Bak kardeşim işte sözel iletişim başıdır konuşmak. Başka yolu yok. Ha bir de sözsüz var bunun da. O daha kötü, onu anlatmayayım. ona hiç girmeyelim. Yani senin çünkü buradaki sadakan gidiyor bir kere. Evet. O gülümsememen, tebessüm etmemen. Aynen, sadakan aynen. Gidiyor kardeşim. Bak öbürü sadaka. Burada sadaka da yok. Ve neden? Olmadığı zaman o zaman ne yapıyoruz? Kötü insan. Bak sana yapıştırılan şeye bak. Kötü insan. Evet kötü insan. Yani Müslüman. Hayırsız. Hayırsız. Duygular ve şeyler farklılaşıyor. Dolayısıyla o zaman ne olur? Bu kurallar, bu adab-ı muaşeret kuralları içerisinde yani iletişimin, davranışın şekilleri geçmişte işte şöyleydi de bugün olmaz. Ya biz kendimize de bakacağız o zaman. Aile hani oradan isterseniz lütfen hocam, isterseniz soracaksa aileden devam. Ben konuşurum. Onu biliyorsun. Hocam biliyorum yani. Onu biliyorum. Ben şey o yüzden ara ara giriyorum ki bütün programda Mehmet Hoca konuşmuş olmasın yani. Ya buyurun. Aileden devam edelim burada. Evet. Şimdi bahsettiğiniz konu dışarıdaki insanlarla iletişim kurmak tabii. için, üç kuruşluk menfaatler için bazen çok sağlıklı iletişim kurmak için çabalıyoruz. Ama eve geliyoruz, dünyanın bütün menfaatini ve hatta ahiretin menfaatini paylaşacağımız insanlarla bu iletişimi kuramıyoruz. Evet. Bu çok sağlıksız bir şey. Sağlıksız. Bakın zaten sağlıklı aileler mecbur oluşmak zorunda. Evet. Yapmak zorundayız. Bu görev. Bizim hepimizin toplumumuzun, görevi. Hepimizin, televizyonun, her şey. Neden? Ana sorun burada zaten. Çekirdek sorun burası. Sağlıklı ailelerdeki
Bakın ben sağlıklı ailelerdeki iletişimsizlik falan deniyorum. Tamam, bu görünen buzdağının görünen yüzüdür aslında. Sağlıksız ailelerde asıl sorunlarda aslında baktığımızda mesela yetişme tarzı vardır. Hı hı. Kişilik özellikleri vardır. Bir de psikolojik sorunlar vardır. Bakın bunların üçünü irdelersek, irdeleyelim şöyle. Buyurun, biraz. Lütfen. Hem tabii, adamın maaş açısından. Tabii. Şimdi yaşam tarzları. Aile. Bir aile oluşuyor. Anne, baba ve çocuklar. Şimdi anne, baba bir çocuğa adab-ı maaşeret öğretecek değil mi? Ailenin kurallarını öğretecek. Evet. Bu aile sağlıklı bir aile ise, yani gülümsüyor, paylaşıyor, sorumlusu bir manevi yönden yetiştiriyor. Tamam mı? Hı-hı. Maddi hazlar, manevi hazlar neyse yani, onları... Sabretmeyi biliyor, he, şükretmeyi biliyor, tabii, yemeği, içmeyi biliyor. Namaz kıldırmayı öğretiyor, orucu öğretiyor, başka hı-hı bir şey öğretiyor. Yani evet, neyse dinimizin gerekli hepsini öğretiyor. Öğretiyorlar. Şimdi bak, böyle bir sağlıklı aileyi düşün. Burada herhangi bir yaşam tarzı açısından bir sorun oluşabilir mi? Olamaz. Olamaz. Şimdi bu çocuk neden önemli? Bu çocuk büyüyecek. 10 yaş, 15, 20 bu çocuk da evlenecek. Bu çocuk, bu aileden gelen çocuk da sağlıklı sağlıksız aile. O aileden gelen çocuk da yarın evleniyor. Peki ne yapacak bu? Gördüğünü uygulayacak. Konya'da bir laf var hocam. Gördüğünü uygulayacak. Gördüğünü kuşlar gördüğünü işler diye. Tabii. Şimdi o da aynısını yapacak. Aynısını yapacak. Sen şimdi Ramazan orucu tutmasın ya. Sınavı var ya. İşte sabah kalkması da olur. Bilmem derse, şu da olur, bu da olur. Manevi yönden boşluk oluştur. Ondan sonra hocam, hocam çocuk gitti elden. Niye gitti elden çocuk? Sen gittin, sen tabii, götürdün. Sebep sensin kardeşim. Bak sadece dünyevi bütün ihtiyaçlarını karşılasın diye, ona bir gelecek kuruyorum diye. Bu gelecek de hep böyle. Sınavlarla, bilmem nelerle. Evet. Hep i̇şte, para üzerine hep bir gelecek. Para üzerine, ahiret anlamda, geleceği diye bir şey yok tabii, sanki. Ahiret sonra ne sorumluluk veriyoruz, ne bir şey yapıyoruz. Ondan sonra da vay bu sosyal medya. Bak suçu da bulduk. Tabii, bu sosyal medya var ya. Bu akıllı telefonlar yok mu? Bu yok mu? Hiç kendinde suç yok. Hiç bizde suç yok. Hiç ailede, anne babada suç yok. Olmaz kardeşim. Bakış açımızı değiştirmemiz lazım. Eğer biz bakış açımızı bu anlamda değiştirmezsek, inanın bu sorunlar, bu adam-ı muaşeret konusunda yanında telefonda bakar, büyüğün yanında işte gelmez de, yemeğe de katılmaz da. Asıl sorun dediğim gibi bu yaşam tarzından oluşan sorun. Evet. Kişilik sorunlarımız var. Bu yaşam tarzında hocam şimdi evet, izleyicilerimizden de sorular yönetmenim bana iletiyor ara evet, ara. Diyorlar ki mesela siteler bir köy olarak görülmeli diyor hocam ama bazı Avrupa ülkeleri site ve bahçe duvarını yasakladı. Site içinde yetişen çocuklar dışarı çıktıklarında hayata nasıl karışacaklar? Site mantığı toplumu ve özellikle tabii, çocukları mahalleden ayrıştırıyor. Şimdi, tabii şimdi oradan söylemeye çalışılır ama bakın site mantığı yani var olan üzerinden. Şimdi, var olan üzerinden, var üzerinden biz iyileştirmek. Tabii keşke yapılmazsa, keşke dağınık şekilde o şeyde yaşasak ama... Şimdi suçu siteye atmak, evet, suçu işte komşuya atmak, suçu zaten şunu atmak, bu anlamda söylüyoruz. Tabii ki coğrafi yani konum mevcut anlamda, bugünkü bu yapı, dikey yani yapılanmayı biz de senin, çok onayladığımızdan senin değil. Senin sitede oturman ve o duvarların olması komşuna selam vermeni engelleyen bir şey mi var değil, orada? Değil hocam. Sitede asansörle arabaya gitmek engelleyen bir şey mi var? Çocuklarının bakın siz çocuklarınızla sosyal medyayı bahane edip de şimdi paylaştığım bir şey var mı? Yok. Yani o zaman çocuk da sosyal medyaya kayar. Tabii başka ki, bir şey. Tabii şimdi ki, ben sabah çocuğu kaldırıp yemeği yedirip işte sadece iftar programında bulundurup veya onunla yemek yedikten sonra bu kadar diye düşünürsem çocuğu alıp işte eskiden o teravihler şeylerde Ramazan programlarında götürmezsek, camilere götürmezsek, camiyi göstermezsek, cami adab-ı muaşeretini orada öğretmezsek değil mi? Nerede öğrenecek? Yani ondan sonra onu görmezse, bunu yaşamazsa, ondan sonra işte varsa sohbetlere katılmazsa veya ise gece Kur'an okuduğunu görmezse, değil mi? Tabii ki. Yani Kur'an sen açıp okumaz. Hani kitap okuma gibi biz diyoruz ya hep. Evet. Kitap oku da baba oğlum kitap oku. Sen? Ben işte bir 20 sene önce okumuştum hocam. Buna benzer. Sen Kur'an-ı Kerim'i alıp okuyor musun? Şimdi sen okursan çocuk 4 yaşında, 5 yaşında kimi görüyor? Hocayı görmüyor ki, seni görüyor önce. Evet. Kur'an kursuna, hocaya güvenerek, ya onu veririz işte Kur'an kursuna, öğrenir gelir. Bu değil kardeşim. Aile içerisindeki o koku, aile içerisindeki o yaşam, adab-ı muaşereti senden gördüğünü uygulayacak. Seni pijamalı görürse, hayat bu atletli görürse, senden öyle bir baba olarak rol model çizerse, bu şekilde komşuna selam vermediğini giderken görürse, camide gürültü edildiğinde veya başka bir şekilde oluştuğunda seni hızlı bir şekilde namaz kıldığını görürse
bu olarak algılar. Eyvallah. Adab-ı muaşereti de böyle algılıyor. Böyle algılıyor. Tabii nasıl yapsın çocukcağız? Yani şöyle aslında. 14 yaşında, 13 yaşında, 10 yaşında. Tam 14 sonra ondan sonra oluşuyor. 14 sonra eyvallah. Ha, ondan sonra tamam. Eyvallah. Yani, her birimiz birey olarak, fert olarak henüz evli olmayan genç arkadaşlar da izliyor olabilir. Onlar tabii. Da mesela kardeşleri için bir örnek. Tabii. O açıdan bakınca yani ama öyle. Her birimiz üzerimizdeki tavırlarımızla, sözlerimizle, davranışlarımızla sürekli bir rol model olarak yürüdüğümüzün farkında olmalıyız. Anne baba bu rol modelini unutacak. Evet. Özellikle anne baba. Özellikle biz unuttuğumuz nokta hani ben oradan şey yapmaya çalışıyorum. Oradan konuşuyoruz biz şu tabii. Anda. Hani neden anne babaya bu kadar ısrar ediyoruz? Çünkü anne baba rolü kaybedilmiş durumda şu anda. Evet. Anne baba rolünü kaybedilmiş durumdayız. Bizim en hasretli, en güzel örnek olan Müslümanlığın kurallarından içerisinde İslam'ın şiarında veya yüksek böyle gücümüz olan o aile yapımızı maalesef yok etme, başkalarına suçlamayalım hep de böyle. Yani hep böyle çok da şey yapmıyorum yani böyle ya işte şu tamam da kardeşim ben ne yapıyorum ya? Eyvallah. Ben ne yapıyorum kardeşim? Aynanın karşısına baktığımda kendine sor. Tabii ben ne yapayım? İşte Peygamber Efendimiz'in de hadisi var hocam. Ya. Her doğan çocuk fıtrat üzere doğar. Fıtrat üzere doğması onun aynı zamanda İslam üzere doğması demektir. Sonra onu annesi babası ya Yahudi yapar, ya Mecusi yapar, ya Hristiyan yapar diyor Peygamberimiz. Allah. Anne babanın o sorumluluğunu Peygamber net koyuyor. Diyor ki Allah yeryüzüne gönderdiği o küçücük sabi yavrunun fıtrat üzere doğurur. Onun içerisine her şeyi, güzelliği yerleştirir. Sonra anne baba onu ister korur, isterse de bozar. Sizin ya, dedikleriniz ya aslında şimdi, ama bak söylenmiş şimdi, oluyor. Ya şükür diyeti yapmıyoruz. İnanın var ya bak. Evet. Kur'an-ı Kerim mükemmel. Güzel okuyor, şöyle yapıyor. Tamam da kardeşim anlamı? Evet. Anlamını? Biraz anlamına baksak var ya, neler var ya. Sosyal hayat, bu adam var ya, hepsi var, hepsi var kardeşim. Nasıl bir peygamberimiz var ya. Hayatın her alanda dizayn ediyor. Ya böyle valla şu anda var ya böyle içim şey oldu ya. Nasıl bir peygamberimiz var kardeşim ya. Ya nasıl böyle bu ikisi yani bak Kur'an, peygamber daha öbürleri yani neyse arkası geliyor zaten. Ama ya Kur'an da peygamber, sünnetleri. Evet. Yani peygamberimizin yaşamı önümüzde yani artık bilgi çağındayız ya. Hani gençler tabii, bilişim şey, çağında artık yani Google amcaya girdiğinde bunlar hepsini görebilir. Hani okumayan bilemem şey yapmıyor falan kitap okumuyor ya. Bunları takip edebilir, öğretebilirsin bunları. Bunlara bakabiliriz. Yani bunların içerisinde yaşandığımızda yani insanlar bunları görmemezlikten gelemez. Çok kolay aslında bunlara dönüş yapmak. Değil mi? Yani çok zor çocuk. Ya değil. Bak örnekler var. Çok, modül çok anlatıyorsun. Bak ne çok kadar kolay. Güzel bir tane örnek verdin. Bunun gibi açsak bir sürü var. Pek ve işte var. Modeller var. Önümüzdeki bu modeller, bu yaşam tarzlarımız içerisinde dünyevi bu kadarlaşırsak, bu kadar dünyevileşirsek, işte bu hüzün bizi vuracak. Yarın bize de ihtiyar diyecekler işte. Değil mi? Ki, yarın elimizi öpmeyecekler. Hey Mehmet diyecekler. Ulan nasıl Mehmet derler ya? Hocam, 60 ben yaşında Mehmet diye hitap edildiğine de tabii, duymak istemiyoruz yani. Bunu duyacağız bak böyle gidersek işte. Ama sebep o çocuğum değil. Biz. Sebep biziz. Biz Mehmet demişiz. Evet. Bak bakalım, ey Mehmet bilmem ne demişiz, sesimizi, kelimemizi, tonumuzu, eşimize karşı, çocuğumuza karşı, komşumuza karşı, toplumda, başka bir yerde bedenimizi, kelimemizi hırpalamışız. Hırpaladığımız için, bu güzel görmediğimiz, evet. Güzel düşünmediğimiz için, hep düşünceler, zihnimiz hep böyle kötü şeylere çalıştığı için yorgun düşüyoruz. Hocam ailede yaşam tarzı dediğiniz iki başlık daha vardı. Evet. Onlardan devam kişilik, edelim. Onu tamamlayalım. Mesela evet, kişilik. Kişilik. Şimdi her insanın doğuştan bir kişilik yapısı var. Karakter yapısı var. Hı hı. İnsanlar da özellikle adamın maşörlüğü öğretirken de böyle öğretmemiz lazım. Mesela bazısı işiseldir. Bazısı sevgi dili vardır, dokunsaldır. Bazısı, yani bunlar çok kolay konular. Bunlar evet. Çok kolay konular ama insan dedim ya önce kendini tanımadığı için yani ben karakter olarak kendimi tanıdığım zaman bakın benim özelliklerim ortaya çıkıyor. Evet. Ama benim özelliklerim çocuğum da olmayabilir. Eşim de olmayabilir. Onun farklı karakterleri herkesin var. Herkesin karakteri ayrı, var. Şahsiyeti farklı. Ama çok da abartmadan bakın ben bunları anlattığım zaman bazen diyorlar ki hocam 4 karakter 9 tane kişilik var. Vay hocam ne olur mu ya bu milyon. Milyon insan cana bak 4 kan grubu da yaratmadı mı? Yarattı. A, B işte 0 falan işte topluyorsun 6, 7 ise. Cana bak zorlaştıran biziz. Bak hayatı olumsuz yaşayan hayatı olumsuzlaştırıyor. Evden mutsuz çıkan mutsuzluk yayıyor ya. Evet. Bak evin içerisinde huzursuz olan adam kapıdan dışarıya çıkıyor.
topluma huzursuzluk yayıyor. Adab-ı muaşeret kurallarını bilmeyen, bilerek uygulamayan, yani ve içinde yaşam olarak bunu söndürmüş adam dışarıya çıkıyor. Teşekkür etmeyi de yapmıyor. Kasıtlı da yapıyor belki. Belki bilerek ve seni mahvediyor. Evet, evet hocam. Şükürsüzlük. Yani bu defa mutlu yaşayanların da yani, mutluluğunu şimdi, sömürüyor hocam. Bakın nasılsın diyorsun değil mi? Kibarca, kibarlık, nezaket kuralı. Tabii ki, tabii diyor ki. Nasılsın? Aa, hiç sorma ya. Hiç sorma. Allah şey yapmasın. Allah Allah falan. Evet. Kim, nasılsın diyorsun ikincisine? Baş ver ya. Ha ha gülüyor. Allah Allah. Ulan nasıl oluyor ya hocam ya falan. Kardeşim niye? Bak bir de şu var mesela değil mi? Hep böyle soruyorsun soruyorsun. Hayat sana güzel ya. Bak hayat sana güzeli. Anket yapsak birinci çıkar. Söylemeyen var mıdır aramızda? Yoktur yani. Hayat sana güzel. Seçimde olsa birinci parti çıkar. Güzel. Bir parti kuracak olan varsa hayat sana güzel hayat partisi sana kurabilir. Güzel. Hep bunu kullanıyoruz. Hayat sana güzel. Hayat sana yani hep bak. Hayat hiç bana güzel değil. Güzel hep sana güzel. Gibi, hep sana güzelmiş gibi düşünüyoruz. Ya hayat güzel kardeşim. Hayat hepimize güzel yani hocam. Yani dünyevi düşünürsen tabii ki burada tıkanırsın. Yani dünyevi düşünürsen tabii ki tükenirsin. Yani sen bunu kalkıp da sadece hayatını bu yönden gidersen, hangi duyguyu yaşarsan yaşa, tostlar duvara geri Peygamberimizin gelirsin. Peygamberimizin bu konuda da var hocam. Tostlar geri uyarısı, gelirsin. Kendinizden yukarıdakileri değil, daima aşağıdakilere bakın. Hı. Maddi olarak da, manevi olarak da. Sen hep aşağıya doğru baktığın zaman, yani 1700 lira asgari ücret alan bir adam, hiç olmayana baktığında mutlu olur. Tabii. 3000 lira alan adam, 5000 liralığa bakarsa, mutsuz olur. Tabii şimdi bak o maddi olarak yani, da aslında. İşte nereden ya, baktığına bağlı hayatın şimdi, güzelliği. Evet. Vesvese sokup sokuyoruz hayatımıza mesela bu anlamlarda. Değil şimdi mi? Vesvese, sürekli vesveseler de vesveseler var. Sürekli vesvese var. Ya vesveseyle uğraşıyor mesela. Sürekli mücadele ediyor. Hayatında kaygıları vesvese haline dönüş. Vesvese şeytani biliyorsun. Şeytanidir tabii. Şeytanidir yani. Min şerril vesvesil hannas. Yani evet. Bu değil kadar mi? Da bahsediyorum. Bin nas da var zaten. Evet. Şimdi bu vesveseyi kalkıp adam çözmeye çalışıyor. Mücadele ediyor. Edemezsin kardeşim. Bak arı örneği verilir. Arı. Arı örneği verilir. Arı ya insanoğlu karışırsa arı hemen sokar. Ama karışmazsa insanoğlu. Kendi haline bırakırsa. Kendi haline bırakırsa. Hiç dokunmaz değil mi? Dokunmaz. Vesvese de böyle bir doğru şey. Hiç karışmayacaksın kardeşim. Bırakacaksın. Kendi haline bırakıyorsun. Bıraktığın zaman bunlardan kurtuluyorsun. Bu kadar basit ya. E ne yaptık şimdi? Ya hocam kolay mı? Ya işte ondan sonra strese bilmem ne bilmem ne. Bir sürü kavram bulduk. Bu kavramları içerisine getirdik. Hocam ya nezaketsizlik diz boyu ya falan. Ne görgü kuralları kaldı, ne çocuğun bize saygısı adam, kaldı, kaldı, ne bilmem ne kaldı diyoruz. Ya kurban oldum bak Kur'an'da, Peygamberimizin sünnetlerinde, hadislerde her yerde var ya. Sosyal konuları lütfen unutmayalım. Yani bu konular lütfen. İnsan dediğiniz hocam zaten yani, bak, yalnız başına evet, yaşayan bir varlık değil ki. Yerlerine var ama bizde yok. Yok. Sadece insanlar. Sadece insanlar. Toplum içerisinde yaşamak. Yani yalnız yaşayabilmesi evet, mümkün değil. Mümkün değil. İletişim halinde olmak zorundasın. Zorundayız. Allah yalnız böyle yaratmış. Yok yani. İmtihan olduğu için de böyle yani. Ve şimdi ayet-i kerimede de demiş ki evet, birbirleriyle tanışsınlar, bilişsinler diye biz onları kabile kabile yarattık. Evet. Evet. Yani Allah da diyor ki kavga edin diye ben değil sizi ama tek tek yarattım kabile ama yani, tabii tanışın, bilişin, bilişin, anlaşın, anlaşın, anlatın, ortak iş yapın, evet, ortak birliktelikler geliştirin diye bunu böyle yaptım evet, diyor. Anlamak, anlaşılmak konusunda da bu adab-ı muaşeret konusunda da aynı şekilde var. Hep mesela bizim kuralları anlasınlar. Hiç anlamak istemiyoruz ama. Bak bu da bir tehlike. Şimdi her şeyde bu böyle. Hani hayatta hep 50-50 görmemiz lazım dediğimde. Evet. Yani %50'dir kardeşim. 50-50. Aşk, sevgi, merhamet, huzur ne dersen de. Şimdi %50'yi bir sağlayacağız ki. Karşıdan da %50 empati diyorlar ya buna. Evet empati. Şimdi empati diyoruz. Sevimli kelime. Sevimli bir kelime. Sevimli kelime ama yani öyle de kolay değil kardeşim. Çok da kolay değil. Kusura bakma başkasının yerine kendini koy. Hocam yıllardır koyuyorum olmuyor. Öyle değil kardeşim. Başkasının yerine kendini koymak da bitmiyor. O daha birinci aşaması. Tabii onu anlayacaksın. Arkası var, devamı var. Hocam onu anlayacaksın. Onu anladığını belirteceksin. O duygu ve düşünceleri ona ifade edeceksin. O da bunun karşılığında sana bir tepki verecek. Hocam burada da bir hadis geliyor aklıma. Müsaade eder misiniz? Buyur kardeşim. Peygamber Efendimiz diyor ki bir kardeşinizi sevdiğiniz zaman gidin ve ona kendisini sevdiğinizi mutlaka, mutlaka söyleyin. İşte empati diyorlar buna bugün. Evet. Bugün buna biz empati diyoruz evet, bilimde. Yani kardeşim bakın yani neler neler çıkar. Aşama aşama. Yani onun için evet, diyorum bu sosyal konuları maalesef böyle hani bir tarafa atıp sadece Ramazanlarda veya şeylerde
konuşmamak lazım. Yani bu konular gerçek. Kabul etmemiz lazım. Sağlıklı aile problemlerimiz var. 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 Psikolojik sorunlarımız. Bak üçüncüsü psikolojik. Evet. Mesela psikolojik sorunlar. İnanılmaz boyuta geldi ya. İnanılmaz boyutlarda. Yani bu kadar tükenmişlik, tabii, bu kadar... yani çok basit bir okulda ben sınıfta bir tane kendi sınıfımda öğrencilerime yaptım. İnanın %80'i tükenmiş. Daha öğrenci 18 yaşında, 19 yaşında. 20 yaşında genç. %30'u kontrol altına alınması lazım. Bak Allah o kadar Allah. Uzman tarafından kontrol altına alınması nedir lazım. Nedir hocam bizi bu kadar yani tüketen? Bu kadar evet bu kadar. Şimdi soruyorsun anlatıyorsun çocuklara. Peki gençler değil mi? Evet. Aileler. Abi işte sağlıklı ailelerden gelmezsen. Böyle olur. Sağlıklı yaşamdan gelmezsek ne yapacağız? Sistem içerisinde ne yapıyor? Bu çocuğa yük bir yüklemişiz. Ve manevi gücümüz de zayıf. Evet. Maneviyat. Tabii maneviyatımız da zayıf. Olaylardan bir güçlendirecek hani, bir ortam da hadislerimiz var, ayetlerimiz var. Bununla ilgili işte söyleyeceklerimiz var. Hep dünyevi düşünürsen nereye çözeceksin kardeşim? Hadi adama kızdım. Kızdım. Ben diyor o görgüsüzlüğünden dolayı ben onunla 10 gün 20 gün konuşmayacağım. Hani 3-4 gündü? Değil mi? Tabii 3 gün neden? Hocam. Ha, dördüncüsü yok. Peki üç neden 3 gün? 3 günden sonra. Bakın neden 3 gün kardeşim? Neden 3 gün? Neden hocam? Onu mutlaka tabii, size bir açıklaması yani, var. Bak evet. Bak psikolojik davranış bilimi açısından düşündüğün zaman soğuma dediğimiz o kavram 3 gün sonra bedenen zihnen o bilinçaltına atıyor onu. Ondan sonra zaten onu hatırlamazsın. Yani öfkeniz, kızgınlığınız 3 gün içinde unutmuyor. Soğuyup bitiyor. Hayır, bilinçaltına atar onu. Bilinçaltına. Bilinçaltına atar ve bilinçten daha tehlikelidir. Anladım. Silah gibidir. Yani adamı gördüğün an var ya bu sefer. Öldüresin gelir. O adamı gördüğün an barışacaksan da barıştırmazsan. Yani 3 gün içinde çözdün çözmedin sıcak kronik ya, hale geliyor. Hani sıcak diyoruz ya. Evet. Olay sıcak ha, diyoruz ya. Sıcakken. Yani 3 günün esprisi o. Ya tabii bunlar var böyle. Kronik yani, hale getirmemek kronik için 3 gün içinde tabii, çöz. Abiciğim bunlar da böyle bazı şeyleri anlattığında böyle söyler hadisi, ayeti. Vallahi bugünümüzü değerlendiren alimlerimiz, ilahiyat fakültesi kardeşlerimiz eyvallah, inşallah eyvallah. Bu konuları böyle biraz daha i̇nşallah, çalışır. İnşallah. Biraz daha böyle sosyal vakalarla, sosyal zekalarla. Çünkü toplumda dedim ya bakın üçüncü sorunlardan biri psikolojik sorunlarımız bu anlamda anlatılan o hadisler, ilaçlar. Neyse yani ilaç dediğim tedavi anlamındaki değil. Yani terapi anlamında. Bak küçülün diyor mesela şimdi. Gelişmiş evet. Dünyalardaki terapide. O aklıma geldi. Tabii tabii doğru. Şimdi küçülmeye gidiyor. Bakın Ferrari'sini satan bilge var mesela. Adam almış işte değil satmış mi? Zenginmiş satmış her şey gelmiş falan. Bize bunlar anlatılıyor ya bu hikayecikler. Şimdi bunlar başarı hikayeleri de anlatılıyor. Ve seminerlerde de kullanılıyor. Evet. Biz de anlatıyoruz bunlardan böyle. Ama bak biz diyoruz ki kardeşim bizde var iktisat. Bunun karşısı iktisat. Kanaat etmek. Kanaat etmek. Var zaten Peygamberim Efendimiz zaten bizde Kur'an'da da var bizde de var. Kanaat edeceksin, iktisat edeceksin diyor. Her şeyiyle ama. Evet. Her şeyiyle edeceksin. Sadece parayla pulla ya, ilgili pulla, değil. Zamanın kanaat, da zamanın da iktisadı herhalde. Var. İnsan kendini, düşüncesini, davranışını, yaşamını kanaatle yönetecek. Bu da önemli. Bu da önemli bir vaka oluyor. Kesinlikle o zaman. Hocam. Evet. Hocam merhameti de mi unutuyoruz yavaş ya yavaş? Evet ya. Hürmeti hani az önce siz ona bir parça vurgu yaptınız. Tabii. Hürmeti ve beraberinde merhameti de bir parça ihmal ediyoruz. Bu merhametsiz nesiller doğurursa Allah muhafaza kendi başımıza hürmet, çok büyük işler. Hürmet ve merhamet ayrı bir konu olarak işlenmesi lazım. Başlı başına. Yani çünkü niyet hakikaten sosyal bu yapının içerisinde bence en böyle içine olumsuzluk katılan, çatlak oluşan kavramlardan iki tanesi. Merhamet. Merhamet ve hürmet. Çünkü merhamet ve hürmeti kaybedersek, bak sadece yaşlı veya şey değil, bakın iki örnekle bir tanesi yaşlılar üzerine diyelim. Hürmet göstermezsek, şimdi yaşlımıza, evet. Yani bir tane babamız, dedemize, annemize, camide, babamıza. Başka yerde karşıladık ve hürmet göstermezsek, bu hürmetsizlik bizde çok diz boyu olursa, toplumu düşünelim bak. Hepimiz şöyle bir zihni, şu anda bizi takip eden arkadaşlar da şöyle bir vaka geçirsin kafasında. Değil mi? Hürmetsizlik. Evet. Evet. Öbüründe de ne yapalım? Eşten örnek verelim. Merhametsiz bir eş. Neler yapar? Erkekteki merhamet duygusu azalırsa Allah korusun. Değil mi? Demiyoruz tabii, mu? Erkekteki tabii. O merhamet duygusu eşine karşı. Çünkü Cenab-ı Hak yaratırken Bu merhamet azalırsa orada zulüm artık hakim hayır, olur. Bir de yaratış itibariyle, fıtrat itibariyle hanımlarımız, eşler
Bayanlar, kadınlar ne dersen nazik yaratılmış, narin yaratılmış. Nazenin, narin biraz yaratılmış. Daha yaratılmış, öyle. Evet. Erkek biraz daha bu konuda cüsseli, güçlü. Evet. İşte buradaki o gücü merhametsizliğe getirirse bu duygu yok oluyor. Ondan sonra kesiyor, biçiyor, dövüyor, bilmem ne diyorsun. Evet, o sonraki vaka. Buzdağının görünen... O neticesi. Abi o, tabii ya, biz oraya takılıyoruz. Gazetelerde onları okuyoruz da. O gencin, o babanın, o arkadaşın merhametsizlik boyutu, geldiği boyutu unutuyoruz işte. Hani deniyor ya hocam, çocukluğuna inmek lazım. Evet, çocukluğuna. Çocukluğuna inmiyoruz. Ha, niye indiriyorlar? Niye indiriyorlar? Çünkü 14 yaşına kadar... O süreci görmek 14, istiyorlar. 14 yaşına kadar oluşur bunlar. Evet. Bazen anlatıyoruz. 14-15 yaşında. 14-15 yaşından sonra senin mücadele etmen çok zorlaşıyor. 14-15 yaşına kadar koku, anne kokusu. Hı-hı. Bak ondan sonra işte o davranış, adab ne öğrettinse 14-15 yaşına kadar getirdin mi? Bitti. Sağlam kardeşim, istediği sosyal medyaya girsin. Korkma ya. Korkma. Sağlam sağlam. Hamuru sağlam deriz ya. Evet. Hamuru sağlam. Ailede var ya öyle çocuklar. Ya evet, ne evet, kadar tabii, maşallah. Tabii. Hamuru sağlam. Yani bizim işte hamuru evet. Sağlam çocuk yetiştirirsen. 14'üne 15'ine 14, getirirsen. 14-15'ine de getirirsen. Ondan sonra. Anne baba çok korkma ya. Çok korkma. Yani... Gittiği yerden de korkmazsın, evet. Oturduğu arkadaştan da korkmazsın, katıldığı sohbetlerden de korkmazsın. Biz sizin dediğiniz gibi hocam, yani bir eş ki gidiyor ve bir erkekten bahsediyorum, karısını kesiyor, doğuruyor, öldürüyor, beraberinde çocuklarını öldürüyor Allah muhafaza. Yani bu olaylar çok sıkça yaşanıyor. Buna da cinnet şimdi, demişler. Bak, iftar şimdi, öncesi böyle evet, tatsız yani, bir tatsız konu gibi ama ama halledilmesi lazım. Ama biz geçmişine doğru gitmiyoruz. Yani adamın evet. O anki halini evet. Çözmeye çalışıyoruz. Geçmişinde nasıl bir cinnet demişiz. Evet. Çok basit. Cinnet. Cinnet geçiriyor. Böyle bu kadar kolay adam değil. Adam niye cinnet geçirir? Evet, bu kadar kolay geçmişinde değil. O merhamet duygusuyla bezeli, örülü bir hayatı evet. Varsa niye cinnet geçirsin? Evet. O eğitimlerimizi biz eksik bırakıyoruz. Evet. Merhamet eğitimimizi. Tabii bunlar hepsi ikrayla başlayan oku kısmında. Emriyle değil mi? Evet yani gerçekten ya niye var? Mesela hep öğrencilerime diyorum kardeşim bak. Neden ikra ile başlamış değil mi? Neden oku diyor? Yani kainatı oku. Kitabı oku. Yok başka ilacı yok ya. Böyle artık yerlere vuracağım kendimi. Ya. Yani, yok hocam ilacı var mı? Vallahi öğrenciye diyorum ki olsa söyleyeceğim. Hani kısa yoldan kazanma yolu var ya şimdi bizim gençlerde. Yani diplomayı da olsa hemen ver gitsin ne olacak. 4 sene okuma. Şimdi ama kardeşim okumamız lazım ya. Anne babalar, çocuklar. Yani neden bunlar okumazsak? Değil mi? Hayat okumazsak, sabah kalktığımızda şöyle bir şükretmek, değil mi? Etrafımıza bakmazsak, o sakinlik, dingillik dediğim şeyler adam böyle yapıyor. Yeşillikte yürütürüyor, sağda yürütürüyor, solda yürütürüyor. Şimdi böyle motivasyon, bunlar adına verdikleri o enerji uzmanları, bilmem ne uzmanları var ya, bunlar evet. Hepsi bunları yaptırıyor. Çevreyi terk et, ortamı terk et, şöyle yap, böyle yap. Bunlar hepsi var zaten işte bu duygular. Bu duygularımızı senin dibe indirterek senin böyle hani daha öfkesiz, daha stressiz, bilmem nesiz bir hayat yaşamı için uğraşan bende var kardeşim. Evet. Bende var zaten. Oku demiş zaten. İlim. Bak ilmi değil mi? Farz kılmamış mı? Tabii ki. Evet. El ilmü ferizatun ala kulli müslimin ve müslimet. İlim öğrenmek farz. Ha bir ilmi öğretmek sadaka. Evet. Peygamber Efendimizin bu konuda da bir hadisi var. Ya öğrenen ol, ya öğreten ol. Ya onları seven ol, bir başkası olma, helak olursun. İşte hep bu başkası olma moduna girilir. Evet. İlim öğrenmezsen, bunu i̇lim öğrenmezsin. Tabii. İlim öğretmezsin de, öğrenmezsen neyi ya, öğreteceksin? Öğrenmediğin ve öğretmediğin bir şeyin düşmanı olmak da çok kolaydır. Evet. Dostluk almak zordur. Yani çünkü başkasına suç atmak en kolay. Anlamak, anlaşılmakta da var. Ondan bu sonra da helak olanlar. Başkası tabii. Yani şimdi benim işte çocuğum çok iyi ama... Ya benim işte gizli arkadaşlar var ya, benim ailem süper tabii, de. Tabii tabii, çocuğum çok iyi de çevresi. Çevre etkisi var ya. Çevresi. Benim her şey... Sana güveniyorum da çevrene güvenmiyorum. Çevrene güvenmiyorum. Aslında bir muhafaza ve koruma var orada evet. Aile. Koruyucu aile. Koruyucu aile. Koruyucu aile profili çiziyoruz ya, güven yok.
Hiç asla. Güven. Çocuğa güvenmiyoruz çünkü. Nesil kötü abi. Nesil bak kötü. Kelimelerde hemen uyduruyoruz ya. Babana bile hocam güvenme. Ya programın nesil başından kötü bu tarafa klişeleri söylüyoruz. Değil mi yani? Babana bak, güvenme. Babana bile güvenme. Babana güvenmezsen kime güveneceksin yani? Yanlış zaten bakın. Babana bile güvenme. Adamın maaşın içerisinde de değerlendirelim. Anne baba sevgisini azaltır kardeşim. Tabii. Sana bunu adam bilerek koymuş. Yani, toplumun bunu yani, konuştuğunu düşünün hocam. Söyleniyor ya. Her yerde böyle normal bir kelime gibi kullanılıyor. Yani bak kardeşim ben babama bile güvenmem bu devirde. Bak bu devirde bir de. Baba evladına yapmaz bunu falan. Baba evladına yapmaz bunu falan. Ya kardeşim yani bizim ana unsurlarımız yani o büyük hocam, aile yapısını hatırlıyor musun? Kolonlarla, yani Konyalı, kirişlerle oynuyorlar. Konya'nın böyle bir Ramazan programlarını anlat. Ben Konya damadı olduğum için söylerler. Eyvallah. Böyle yani büyükler işte yanında abiler, kardeşler böyle sofra en az böyle 30-40 kişi falan, 50 kişi falan. Geniş sofralar. Yani işte büyükler önce oturur arkasından. Bak ne güzel kurallarımız değil mi bunlar? Kesinlikle. Adamın maaşı sünnet değil mi bunlar? Sünnet. Yani şimdi ne yapıyorsun? Tahtalar tamam oturalım. Medeniyeti takip etmeyeceğiz, edeceğiz tabii. Tamam oturalım. Tak çocuk senden önce oturuyor. Çorba. Yesin ya bir şey olmaz. Değil mi? İftar. Oruç değil o zaten ya falan. Açıkmış ya ekmeği yiyor falan. Yarın işte oruç tutmamayı. İşte ve Ramazan'ın tadını, o zevkini, çocukluktan beraber yaşamayı, evet, yemek kültürü, adamı muaşeret dediğimiz yemek kültürümüzü sağ elle yemek, işte beklemek, büyüklerin duasıyla başlaması, bunların hepsini yok ediyorsun. Abi çocuk için olur, çocuk için olmaz. Çocuk merkezli yaparsam bunu bu sefer ne olacak? O hocam, çocuk da yarın anne olacak, baba olacak. Biz burada benim da çok kızdığım büyük bir nokta hata bu, evet, da yani biraz sitem ettiğim nokta bu. O senin normal bugün karşıladığın, tamam o aman bir şey olmaz dedi. Hocam ben burada peygamberimizin bir hadisini hatırlıyorum. Tam buraya gelmişken, evet, söyleyeceğim. Diyor ki kıyametin alametlerini haber verirken Cibril hadisi diye meşhur bir hadisin içinde kıyamet alametlerinden bir tanesi kölelerin efendilerin kendi kölelerin kendi efendilerini doğurmalarıdır diyor. Yani tam da bugünü tarif bugün, ediyor. Bugünü söyle. Anneler, evet, babalar bir evlat dünyaya geliyor onlar sayesinde. Ve o evlat anne babaya hükmediyor. Gecesini, gündüzünü, yediğini, içtiğini, bahsettiğiniz gibi gidilen bir misafirlikte bütün kuralları o çocuk belirler hale geliyor. İşte terbiye ve nezaket kuralları. Terbiye ve nezaket kuralları siliniyor. Görünüş, bak terbiye ve nezaket kuralında görünüş için değildi. Görünüş için hani bazen böyle görünmek için görüntü veriyor terbiye, evet, ve nezaket kuralları. Bakın arkadaşlar yani terbiye ve nezaket kuralları dediğimizde bu görgü kuralları içerisinde yer alan bu kurallara baktığımızda sosyal hayatımızın belirleyicileridir. Değil mi? Mesela gittin teşekkür ederim dese bir çocuk aldığı bir şey için. Hı hı. Bak aldı. Teşekkür ederim abi, teşekkür ederim. Bunu nereden öğrenebilir? Anne babadan. Anne baba yapıyorsa öğrenir değil mi? Başkasından şimdi, öğrenmez. Şimdi öğrendi, yapar değil mi o zaman? Evet. İşte bak teşekkür ediyor. Gidiyorsun, emek vermiş, işçi bir kardeşim orada çalışıyor. Bak şimdi sofra hazırlıyor sana. Senin o anda hemen iftar açman için koşturuyor değil mi? Tabii tabii. Ben para veriyorum kardeşim, koşturacak tabii mi? Olamaz. Yoksa teşekkür ederim işte çayı getirdiğin için. Evet. Bir de ne var? Hürmet. Teşekkür etmeyi öğretiyorsun, şükretmeyi de öğretiyorsun. Peygamber Efendimiz de buradan teşekkür yapmış. Teşekkür etmeyi bilmeyen Allah'a şükretmeyi bilmez. Teşekkür etmeyi basitliğinden gelirsin. Hocam çok basit bir kelime öğretirim. Öğret kardeşim, oradan da şükrü öğretiyorsun işte. Evet. Bak oradan da şükür ediyoruz. Allah'ın varlığını, büyüklüğünü, yani bu kainattaki tevekkür etmeyi, bu insanları güzel görmeyi, güzel düşünmeyi, onlara göre hayat yaşamayı öğretmek ana felsefemiz içerisinde hem dünya hem ahiret diyoruz. Tamam hadi hem dünya hem ahiret. %50-%50'ydi. Hani %50-%50'ydi. Evet. Değil mi? %90'a gelmiş bu. Öbürü %10'da kalmış. Bir Kur'an okuyor, hızlı hızlı okuyor. Bir namaz kılıyor, bakıyorsun tak tak kılıyor. Diyorum ki Allah kabul etsin diyorsun. Böyle bakıyor. Allah kabul etsin ya. Amin falandı değil mi eskiden böyle? Dua ettik ya. Ya böyle bayramda hatırlar mıydın bilmiyorum. Sen evet, daha gençsin evet, gerçi evet, de. Hatırlıyorum şöyle hocam, bir girerdik tabii sıraya. Tabii. Böyle yani imamdan başlardı. Namazdan çok o musafahlaşma sürerdi. İnan imamdan başlardı, cami böyle dolardı çember. Son bayramda şöyle 30 kişi zor olduk. Çember dönmeyi bırak, sonra 30 kişi zor olduk. Öbürlerinde yani bu çok böyle milattan önceyi anlatmıyorum. He. Yok çok hocam, böyle yani, 15 sene. Bizde yaşımız var ama bu kadar da değil. Yani. Sonuçta o çemberdi bak inanın cami dolardı böyle. Tabii. Hatta imama kadar gelirdi. Şöyle.
Hatta içeri doğru döndüğünü hatırlarım. Öylece büyük camiler. Dışarı doğru. Mahalle camiler dışında büyük camiler de dediğiniz de oluyordu. Camilere gidilirdi. Çemberin dışarı taşıyordu yani. Ya bu neydi işte? Bu namazdaki bu işte o, nezaket kuralları. Hürmet, işte, nezaket. Hürmetin, nezaketi tabii. Birbirimizin komşusu, birbirimize. Şimdi kılıp selam verip kaçıyor. Hocam. Yani evet. Buyurun bir şey söyleyeceksiniz. Nezaket kuralları içerisinde de bu sadece hani teşekkürden girip de basitmiş gibi görülmesin diye kesinlikle söylemek hocam, istiyorum. Bu sadece bir yani, başlangıç. Yani bunların bizim sosyal hayatımızı maalesef hastalıkları haline dönüştü. Nezaketsizlik, edepsizlik. Ya bütün bunları biz Ramazan'da konuşuyoruz. Konuşmamızın nedeni de Ramazan'da insanların ruhları bir hafifliyor. Hafifliyor. Format atacağız. Format atacağız. Bugün Mehmet Hoca ne dedi? Format atacağız. Format atacağız. Format atacağız. Resetledik hocam bugün. Format atıyoruz. Ramazan, bak inanın sosyal yönüyle bakmadığımız için oluyor bazen. Yani ilmi yönüyle namazımız, ahiret, Allah kabul etsin. Her şeyi Cenab-ı Hak şey yapıyor. Bunun sevabını neyse yazacak. Biz de tövbe kapısını açmış. Tabii ki, Kadir Gecesi denen bir geceyi koymuş buraya. Bak Kadir Gecesi en güzel bir gece işte. Al Kadir Gecesi'nde yaz. Hani alacak verecek yazıyorsun ya her gün defterine. Evet. Yaz bir kardeşim bir 15 dakika bir tefekkür et ya. De ki. Neredeyim, ne yaptım, ne yapıyorum? Şunlar artılarım, şunlar eksilerim. Bir bak bakalım hangisi terazide ağır. Bir gör kardeşim ya. Kapat kapını bir 15 dakika kimseyle bir. Görüşme, kapat kapını, yaz artılarını, yaz eksilerini. Kim olursa olsa bunu yazabilir. Yani her defteri yazıyoruz. Borcumuzu, harcımızı, her şeyimizi yazıyoruz. Bir de bunu yazalım. Kalem alalım bir tane. Bir tane de şöyle beyaz, temiz kağıt. Ondan sonrakisi, saklayalım onu. Onu saklayalım. 2018 diyelim. Öbür sene Allah nasip eder 2019 Kadir Gecesi'nde tekrar açalım onu. Duygularımız, düşüncelerimiz işte öfkem mi gitmiş, kalmış bilmiyorum. Bir bakalım ya. Çok güzel. Değil mi? Ne güzel olur o zaman. İşte. Bir yani, yıllık muhasebeyi tabii, de. Tabii. Bunu bak, bunu evladın da görüyor. Düşün. Evde evladın yaptığını görüyor. Değil mi? Evet. Adamın muaşeret kuralı içerisinde ben anneme kızmışım. Barıştım. İkinci sene yazmışsın. İşte şu komşumda şöyle demişim, böyle yapıyorum şimdi. Şöyle davranışlarım vardı ama benim şimdi davranışlarım böyle oldu. Bencilce davranıyordum, bunu aştım artık. Evet, aştım artık. Öfkeliydim ama artık öfkeli değilim. İşte hürmet göstermiyordum, cep telefonuyla dedemi arıyordum ama artık dedeme gidiyorum. Değil mi? Evet. Ya bayramınız kutlu olsun. Yok ya, yok öyle bir şey ya. Değil mi? Hocam. Ne oldu? Kapitalizm öyle bir yer keşfetti ki reklamlarda bile bunu kullanıyorlar mesela. Evet. Dedelerin işte torunlarını, evlatlarını bekledikleri sahneler üzerinden reklamlar çekilip ürünler pazarlanıyor. Bakın, bu kadar duygusal bakın, bir mesele. Bakın biz iletişimde hani konu şey olsun diye söylüyorum. İletişim çok basit görülüyor ya. Dokunma bir iletişim. Bu dokunsal iletişime giriyor. Evet. Adamlar dokunma bir iletişimdir diyorum ben Türkiye'de seminerlerde. Hocam dokunma bir iletişim olur mu? Dokunma bir iletişimdir. Bakın sizin de dediğiniz noktaya gelmiş adamlar. Reklamla zihne dokunuyor. Evet. Reklamla zihne dokunuyor. Biz daha dokunmayı iletişim olarak mı? Acaba hocam ya olur mu? Olur, ya daha olmaz. Biz daha bunu konuşuyoruz. Kardeşim dokunmak sizin bu söylediğiniz bir iletişimdir. Hocam, dokunma illa tokalaşmak değil. Biz bir saattir konuşuyoruz ve sözlerimizle, gözlerimizle, duygularımızla birbirimize tabii, dokunuyoruz. Katacağız. Hiç temas etmedik. Evet. Yani işte bunun reklam boyutu, tüketme boyutuyla seni tükettiriyor zaten. Evet. Öyle bir güç var ki karşında inanılmaz bir sosyal olay olarak gerçekten işte senin bak merhametini mahvediyor. İşte duygularını mahvediyor. Düşüncelerini mahvediyor. Seni işte hiçbir şekilde tek adam, tek model, tek insan işte hocam biz öyle bir medeniyete mensuptuk ki evet. Programın başında anlattığım hikaye. Evet. Yani bir gül kimse kimseyi incitmiyor. Hiçbir söze gerek kalmaksızın iletişim kanallarının hepsi kullanılıyor. Ama böyle bir yerden şimdi dinlemeyi bile bilmeyen insanların oluşturduğu bir top. Dinlemeyi bilmiyoruz hocam. Evet. Hep konuşalım diyoruz değil mi? Evet. Hep konuşalım. Hiç dinlemeyelim. Bir de konuşmayalım da var. Yani konuş diyorsun bu sırada hocam bizim çocuk hiç konuşmuyor ya falan diyor ya. Dinlemek de istemiyor. Anlatmak da istemiyor. Hiçbir şey yapmak istemiyor. Bakın işte neden? Bir de bir tükenmiş. İşte bakın tabii adab-ı muaşeret içerisinde düşün kardeşim bu konuları. Seni şimdi deden eskiden dinletirdi değil mi? Evet, evet, evet. Dedenle konuştuğunda anlattı, sana bir şeyler anlatırken güzel anlatıyordu. Yani anlatırken nasihat etmiyordu ki, nasihat en sonunda ediyordu. Bizim şimdi anne babalarımız nasihat en başta yapıyor. Evet.
En başta nasihatı yapıyor, ondan sonra konuşmaya başlıyor. Ya en sona bıraksana bunu. Şimdi bu tost hikayesi gibidir. Ben bunu tost şeyine benzetirim. Önce şu, altta içine koyarsın sucuğu. Evet. Altına basarsın, yeniden bir ekmek basarsın. Biz başa sucuğu koymuşuz, altta iki tane ekmeği koymuşuz. Bu sucuk niye tost olmuyor? Yani tamam mı? Duygu. Çok mantıklı. Yani bu böyle olmuş. Nasihatı başa koy. Bir de bu gençler şimdi hiç nasihati sevmiyorlar. Sevmiyorlar. Hiç Y kuşağı. Bunlar hayatta nasihati sevmez. Bunlara nasihatle girmeyeceksin. Anne baba diyorsun. Anlattığın zaman bir görgü kuralını. Bak sen babandan nasıl görmüştün? Anlat. Her şeyi öyle anlatıyorsun ya. Bizim zamanımızda şöyleydi. Bizim zamanımızda. Senin zamanın değil ki. Bu zaman iletişim ve bilişim çağı. Evet. Bu gençler de senin kuşağın değil. Tabii İki kuşak var bazıları. Hocam 1400 yıl önce Hazreti Ali demiş ki çocuklarınızı kendi çağınıza göre değil onların yaşayacağı çağa göre. Bunu 1400 yıl önce söylemiş. Sizin bahsettiğiniz iletişimin en temel kurallarından birini o zaman koymuş. İşte o dinlemede de öyle işte. Evet. Mesela dinlemede de öyle. 1400 yıl sonra biz hala bunu tartışıyoruz. Evet. Maalesef öyle. Hocam çok teşekkür ediyorum. Bitti mi? Bitti hocam. Sizinle olunca sohbet tabii akta gitti. Çok güzel bir sohbetti. Adabım. Bizi dinleyen herkese gerçekten eyvallah. Şöyle bir son kez. Lütfen. Ramazan şu mübarek günlerde gerçekten kendimize bir değer verelim. Kendimize bir aynanın, bir bu aynanın karşısına geçelim. Bir bakalım. Bir diyelim ki ben neyim? Ben kimim? Rabbim benden ne istiyor? Bu güzel günlerimizi kendimiz için bir düzeltme aracı olarak bu günleri görelim. Cenab-ı Hak yardımcımız olsun. Bu eyvallah yani hocam. Kötü insanlar değiliz çünkü biz. Tabii. Çünkü kesinlikle. Biz öyle bir peygamberin, değil mi? Kullarıyız şeylere ümmet olarak. Eyvallah. Peygamberimiz var, Kur'an'ımız var, elhamdülillah her şeyimiz hocam. Var, Türkiye'miz var, Konya'mız var. Değil mi? Ramazan'ımız var, orucumuz var, yani, namazımız var hocam. Şükredecek çok şeyimiz var. Hayatta ne ya. Kadar güzellik varsa aslında Müslüman yani, için yaratılmış durumda. Yani bakın değil mi yani şöyle düşünüyorsun. Sağlıklıysan sağlığın da var, tabii. Çoluk çocuğun var, yanında şu anda yemek yiyorsun. Küçük imtihanlarımız vardır evet. Belki ama onlar gerçekten küçük verilen nimetlerin yanında. Evet. Çok küçük imtihanlar. Evet. Hocam Ramazan Kur'an ayı. Biz de bir Kur'an meali hediye ediyoruz misafirlerimize. Çok sağ olun. Size de şöyle takdim etmiş olayım. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bir de tablomuz da var hocam. Çok sağ olun. Onu da ben size takdim edeceğim. Çok tabloda da velillahil izzetu veli rasulihi velil müminin. İzzet Allah'ındır. Onun Resulünündür ve müminlerindir. وَلَاكِنَّ الْمُنَافِق۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ Lakin münafıklar bunu bilmezler diyor. Hep konuşuyoruz yani. Hayatın bütün güzellikleri sana göre Müslüman getirdim için. Hocam diyorsun. Eyvallah öyle denk gelmiş hocam. Tamam. Öyle denk gelmiş. Yani Müslüman izzetli yani, adam, onurlu yani. Adam ve hayatın bütün güzellikleri onun ayağının altına seriliyor. Yani üzülüyoruz işte böyle olunca yani bu kadar. Bütün bunları konuşunca, yani, bunları görünce. Yani ben elimden geldiğince anlatmaya çalışıyorum. Sizler elimden eyvallah. Geldiğince insan bilenler anlatıyor ama bunun temel şeyi okuyacağız. Ramazan'da İnşallah yeniden vesile olacak hocam. Güzel görelim, güzel düşünelim. Eyvallah hocam. Tamam, çok kardeşim. Teşekkür ediyorum. Rica ağzınıza, ederim. Dilinize sağlık. Estağfurullah. Efendim, iftara doğru yolculuğumuz devam ederken son dakikalarda geçtiğimiz günlerde bir yetim Bilal hikayesi paylaşmıştık sizlerle. O hikayenin üzerine o kadar çok geri dönüş aldım ki hatta bugün bir amcam yolda kolumdan yapışıp o hikayeyi bir daha anlat lütfen dedi. O hikayeyi değil belki bir daha anlatmak ama bugün size bir başka yetimin Medineli bir hikayesini anlatmak istiyorum. Medine, Resulullah'ın Mescid-i Nebevisi'ne yazılan bu hikayenin öncesi şöyle. Medine'de bir şirkette elektrik teknisyeni olarak çalışan hak dostu, peygamber aşığı bir Türk işçi bir gün sabah mesaisinde kendisine verilen görevi yerine getirmeye çalışırken, görevini tamamlayıp ayrılacakken elektrik akımına kapılıyor ve hayatını kaybediyor. Ve Cennetül Bakiye defnediliyor. Cennetül Bakiye'de yani Mescid-i Nebevi'nin hemen yan tarafındaki kabristana defnedilen bu mühendisin ailesi de zorunlu olarak Türkiye'ye dönüyorlar. O dönemde, o zaman için 7 yaşında olan oğlu ortaokul öğrencisi oluyor. Yani 12-13 yaşına geliyor. Kompozisyon dersinde bir ödev veriliyor ve bir makale yazıyor. Ve bu makalede birincilik alıyor. İşte o peygamber aşkını derinden dile getiren o çocuğun yüreğinden yansıyanları bugün ben sizinle paylaşmak istiyorum. Kompozisyonunda diyor ki bu delikanlı babasını Medine'nin mübarek topraklarına defnedip ülkesine dönmüş olan genç. Bir seni güneşim
bir babamı, bir de terliklerimi bırakmıştım geldiğim yerde. Bir ilkbahar gününde, güller gibi kokan Medine'de dünyaya gözlerimi açmışım. Doğduğum hastane, senin Ravza'nın hemen yanı başında olduğu için, duyduğum ilk koku, senin bahçenin gül kokuları olmuş. Babam gelip de daha kulağıma ezan okumadan, kulaklarım senin mescidinin ezan sesleriyle şereflenmiş. 40 günlük olduğumda ilk ziyaretimi de senin hane-i saadetine yapmışım. İlk adımlarımı senin Ravzan'daki mermerlerinde atmış ve Rabbimle ilk buluşmamı, ilk secdemi senin mescidinde yapmışım. Hemen hemen yaptığım her ilkte sen varsın. Daha konuşmasını öğrenmeden seni sevmeyi öğrendim ben. Belki seni çok tanımazdım ama sanki bana çok çok yakınmışsın gibi severdim seni. Senin evini her ziyarete gelişimde seni görmesek bile senin varlığını hisseder, evinden her ayrılışımızda hüzünlenirdik. Çocuklar evde sıkılınca babaları parka, eğlence yerlerine götürsün isterler. Biz Medine'de yaşadığımız sürece hiçbir çocuğun parka götürmesini istemediğini biliyoruz. Bizim canımız sıkılmaz mıydı acaba hiç? Sanırım Medine'deki hiçbir çocuğun canı sıkılmazdı. Çünkü orada hiçbir yerde olmayan bir gül bahçesi ve bahçenin biricik efendisi vardı. Bizim vaktimizin çoğu o bahçede geçerdi. Senin bahçeni mermerlerine ayakkabıyla basamazdık. Yalın ayak dolaşırdık mermerlerin üstünde. Kim bilir, belki de korkardık bahçenin güllerine basıvermekten. Yazın mermerler ayaklarımızı yakardı ama olsun, bu da hoşumuza giderdi. Babama sordum bir defasında. Baba dedim, babacığım, neden Medine bu kadar sıcak? Babam dedi ki, evladım, Medine'de iki tane güneş var da ondan. Nasıl olur babacığım, güneş bir tane değil mi? Babam güldü. Bak yavrum dedi, bütün dünyayı ısıtan bir güneş var. Ama bir de alemleri ısıtan ve aydınlatan güneş var. O güneş de Medine'de olunca sıcaklık iki katına çıkıyor. Babamın bu cevabı hoşuma gitti ve içimin ısındığını hissettim. Gerçekten de ayaklarımızı mermerler ısıtıyordu ama senin güneşin de sıcaklığın da içimizi ısıtıyordu. Medine'den ayrıldığımızdan beri belki ayaklarımız ısınıyor ama içimiz bir türlü ısınamıyor. Çünkü güneşimizin en büyüğünü orada bıraktık. Ben güneşimi kaybetmiştim. Onun evine, bahçesine gidemiyordum artık. Geri ışığı ta buralarda bizi aydınlatıyordu ama içimi ısıtması için onun ravzasında yalın ayak koşmam lazımdı. Evet, bahçende yürürken ezanlar okunurdu ya Resulallah. Öyle güzel okunurdu ki, Medine müezzini ezanı öyle güzel okurdu ki, sanki Bilal-i Habeşi okuyor sanırdık. Namazı kılmak için mescide koşardık, bilir bilmez babamızın yanında namaz kılardık, büyük sütunların altından gelen soğuk havadan saçlarımızı savururduk, zemzem bardaklarından güller yapardık. Namaz kılarken yanımıza usulca bir kedi sokulurdu, babam incitmeyin sakın derdi. İncitmeyin, onlar Ebu Hureyre'nin kedileri. Biz de inanırdık. Senin mescidine kediler de girerdi. Sen çok iyi bir ev sahibiydin. Çarşamba günleri hep Uhud'a giderdik. Senin çok sevdiğin amcanı ziyaret etmeye. O bizim de amcamızdı. Kardeşlerimle Ayneyn tepesine çıkar, oradan Uhud'da yatan 70 şehide selam verirdik. Uhud dağına her baktığımda sanki orada seni görür gibi olurdum. Uhud'da senin ravzanın kokusu gül gibi kokardı. Orası da ayrı bir gül bahçesiydi sanki. İşte benim 7 senem, en değerli, en güzel yıllarım
senin köyünde, senin gül bahçende, senin savaştığın yerde sanki yanımda sen varmışsın gibi seninle dopdolu geçti. Seni görmesem de seninle yaşamaya o kadar alışmıştım ki, senin yanından ayrılırken sanki bir yanım, bir canım, bir parçam orada kaldı. Buraları bana gurbet oluverdi ya Resulallah. Elimde olsa hemen yanına koşar gelirim ama hep büyüyünce gidersin diyorlar. Ben sırf senin yanına gelmek için bir an önce büyümek istiyorum. Senin yanına geldiğim zaman büyümüş bile olsam bahçendeki mermerlerde yalın ayak koşacağım. Ta ki güneşin içimi ısıtana kadar. Senin hasretinden içim üşüyor. Belki hasretin herkesi yakar. Beni de ısıtıyor işte. Çünkü benim ruhum doğduğundan beri senin sevginle ısınmaya alışkın. Senin sıcaklığına o kadar muhtacım ki, ne olur yanına gelemesem bile beni hiç bırakma. Işığınla gecelerime nur ol. Sıcaklığınla bütün zerrelerimizi ısıt ya Resulallah. Hani sana Medine'deyken komşuyduk ya, evlerimiz birbirine çok yakındı. Senin varlığın bize güven verirdi hep. Yine öyle ol. Ara sıra da olsa evimizi şereflendiriver. Hem benim adım Nebi, aynen seninki gibi. Bu ismi bana seni çok seven bir dostun koymuş. Diğer adım da Muhammed, yine senin gibi. Bu ismi de canım babam koymuş. Buraya gelirken senin köyünde bıraktığımız babacığım. Sana benzeyen bir yanım daha var ya Resulallah. Ben de senin gibi babasız büyüyorum. Ben çok şanslıyım ama. Sen bize asla yetimliğimizi hissettirmedin. Medine'den ayrıldığımdan beri sanki hep yanı başımda sen varmışsın gibi hissediyorum. Geceleri korkmadan güvenle uyuyorum hep. Seni tanıdığım ve seni sevdiğim için Rabbime binlerce kez teşekkür ediyorum. Evet efendim, iftar vaktimiz sanırım geldi. Doğru mu anlıyorum arkadaşlar? Evet, hikayeyi burada tamamlayacaksın dedi arkadaşlar. Hızlıca kestik biz de iftar saati geldiği için. Yarın kaldığımız yerden bu hikayeyi tamamlamayı inşallah Rabbim nasip eder. Hayırlı iftarlar. Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
için oruç tuttum. Sana inandım. Sana güvendim.